Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Beşinci sınıf öğrencilerimizle birlikte birinci ünitemiz birey ve toplum ünitesinin konularının tamamını işlemiştik. Sadece konu anlatarak, konu işleyerek üniteyi pekiştiremeyeceğimiz için bugün de sizlerle birlikte birinci ünite değerlendirme testi yapacağız. Birinci üniteyle alakalı çok güzel hazırlanmış 20 tane sorumuz var. Soruları detaylı bir şekilde hep beraber çözmeye çalışacağız. Bu sayede öğrendiklerimizi pekiştirerek ilerleyeceğiz. Soruların PDF hali açıklama kısmında var. Oradan sizler de alıp kullanabilirsiniz. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederiz. Hocalarımızın sitesini de açıklama kısmına link olarak bırakıyorum. Ziyaret edebilirsiniz. Çok faydalı bir site olduğunu sizler de göreceksiniz. Bu tarz videoları kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmadan birinci ünitede öğrendiğimiz her şeyi sorular üzerinde pekiştirelim. Öncelikle birinci soruyla başlıyoruz. Şöyle de yapabilirsiniz. Videoyu durdurup önce siz çözüp sonra çözümü benden takip edebilirsiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi? insan haklarına duyarlı bir vatandaştan beklenen bir davranış değildir. Benim için soruyu çözdürecek yer şu bölüm değildir olanı soruyor kendi haklarını bilir ve korur. Evet, etkin vatandaş kendi hakkını bilir ve bunu savunmasını da bilir. Haksızlığa uğrayan vatandaşlara karşı ilgisiz kalmaz. Evet, ilgisiz kalmaz. Haksızlık karşısında da durur. Kendisini ilgilendirmeyen haksızlığa karışmaz diyor. Hayır arkadaşlar, etkin bir vatandaş herhangi bir haksızlık karşısında da durur. Başkalarının haklarına saygı gösterir. Bu da doğrudur değildir sorduğu için bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Hemen devam edelim ikinci sorumuzda. Soruda diyor ki Nurhan öğretmenin söz ettiği sosyal bilimlerin konusu aşağıdakilerden hangisi arasında hangisi gösterilemez dedi. Bakalım hemen. Sosyal bilgiler dersi sayesinde insanlığın bir parçası olduğumuz bilincini taşıyarak ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösteririz. Peki bitki türleri ve yaşam alanı bizim dersimizin konusu mudur? Hayır, bitki türleri ve yaşam alanı fen bilimleri dersinin konusudur. Çevre kirliliği ve önlenmesi sosyal bilgilerin konusudur. Dünyada yaşanan savaşlar ve insanlığa etkisi yine sosyal bilgilerin konusudur. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi de sosyal bilgilerin konusudur. Dolayısıyla gösterilemez dediği için bu sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı olacaktı. Geldim hemen üçüncü soruma. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin Kişiler tarafından öğrenilmesinin faydalarından biri olamaz diyor. Buraya dikkat edelim. Yaşadığımız çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanır, insanlar ve doğa arasındaki ilişkiyi açıklayabiliriz. Evet, çünkü çevre ve coğrafya ilişkileri sosyal bilgiler dersi tarafından sizlere öğretilmektedir. Birey olarak kendimizi tanır, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız. Yine sosyal bilgiler sayesinde bu durumu da öğrenirsiniz. Laboratuvarda deneyler yaparak çalışmalarımıza katkı oluşturabiliriz. Deneyler yapmak bizim dersimizin konusu değildir. Yine deneyler yapmak hangi dersin konusudur? Fen bilimlerinin konusudur. Eşitlik, özgürlük, demokrasi kavramlarını öğrenir, insan hayatı içerisindeki yerinin farkına varırız. Yine sosyal bilgiler sayesinde bunu da öğrenirsiniz. O yüzden burada biri olamaz dediği için bizim dersimizin konusu olmayacağından cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya geldim. Aşağıda 5. sınıf öğrencilerinin yaptıklarından hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerini davranışa dönüştürdüklerini örnek diye sormuş ama gösterilemez diyor. Bakın, hangisi sizin davranışlarınız arasında gösterilemez? Ayşe, mahallemizdeki çöplerin toplanmaması üzerine ilgili makama dilekçe yazdım. Bravo Ayşe'ye Sosyal bilgiler dersinde öğrendiğini güzel bir şekilde uygulamış. Çünkü dilekçe hakkımız vardır. Bunu kullanabilirsiniz. Eylül. Trafik kurallarına uymayan okul servis şoförünü okul idaresine şikayet ettim. Bu da olabilir. Bu bir dursun ama. Merve alışveriş merkezinde engelli bir vatandaşın asansöre binmesine yardım ettim. Çok güzel. Merve duyarlı bir vatandaş gibi davranmış. Yani doğrudur. Betül kış mevsimi yaklaştığı için okul üniformamın üstüne mont giydim. Hani bu sosyal bilgiler dersinde öğrenilebilecek bir şey değil. Bunu Betül normal vatandaş olarak da yapabilirdi. Ama demek ki şu da doğru oluyormuş. Burada Betül'ün söylediğinin sosyal bilgiler dersinin faydaları arasında davranışlar kazandırmak arasında bir bağlantı olmadığı için sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktı. Geldim 5. sorumuza. 5. soruda diyor ki bize buna göre olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir olaya baktığımızda ilk bakışta olayın tek bir nedeni ve sonucunun olduğunu düşünürüz. Ancak olayı daha ayrıntılı incelediğimizde olayın birçok sebeplerinin ve sonuçlarının olduğunu görürüz. Bu duruma olayın çok boyutluluğu diyoruz. Peki bakalım hangisi yanlıştır dedi. Olayların birçok nedeni vardır. Bakın zaten birçok sebeple neden aynı şey? Demek ki bu doğrudur. Olaylar çok boyutludur. Bakın zaten tanımında bunu söyledi bizlere. Demek ki bu da doğru. Olaylar kendiliğinden ortaya çıkar. Olaylar kendiliğinden ortaya çıkmazlar. Olaylar bazı sebepler sonucunda ortaya çıkarlar. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. Olayların birden çok sonucu vardır. Evet bak ne diyor? Birden fazla sebep ve sonucu diyor. Demek ki D şıkkı da doğru. Burada yanlış olarak verilen sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Peki nasıl gidiyoruz? 5 soru çözdük. 5'te 5 beş yapan var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım. 6. soruya geldik. Buna göre öğretmen aşağıdaki çocuk haklarından hangisinin kullanılmasına ortam hazırlamıştır? Bakalım. Öğretmenimiz bir konu belirleyerek sınıfta tartışılmasını istedi. Konu ile ilgili ha, şurası önemli olabilir. Düşüncesini paylaşmak isteyen bütün arkadaşlarıma söz hakkı tanıdı. Düşüncesini paylaşmak isteyen. Bak anahtar yeri çizdim size. Eğitim değil ders işlenmemiş. Yaşamak en temel hakkımızda bu da değil. Dernek kurmak da değil ama bak düşüncesini söylemek isteyen dediği için burada sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktı. Yedinci soruya geldik. Diyor ki yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur? Sosyal bilgiler dersi sayesinde. Bakalım hangileri doğru? Sorunların çözümünde kendimizi başkalarının yerine koyarız. Başkasının yerine koymak ileriki yıllarda işleyeceksiniz. Yine biz burada da öğretelim. Empatidir. Evet karşıdaki gibi düşünebilmeyi sosyal bilgiler size öğretir. Dolayısıyla bir şıklarımızın arasında olacak. Çünkü bize doğrudur'u sordu. Bir olmayan varsa C'yi ele eleyebilirim bu şekilde. Yaşadığımız çevreyi daha iyi tanırız. Evet sosyal bilgiler sayesinde çevrenizi de tanırsınız. 2'yi de doğru olarak alabiliriz. 1-2 olmayanı elerim. A'da gitti. Tarihimizi ve değerlerimizi tanırız. Evet sosyal bilgilerin ikinci ünitesinde özellikle eski çağ uygarlıktan işlerken göreceksiniz. Tarihi öğrenmeyi de sosyal bilgilerde öğreneceksiniz. Dolayısıyla 1-2-3 alabiliriz. Cevabımız da D şıkkı olacaktır. 8. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisinde bir olayın çok boyutluluğu anlaş, anlatılmıştır. Neydi çok boyutluk? Hemen hatırlayalım. Çok boyutlu birden fazla nedeni olması, birden fazla sonucu olmasıdır bir olayın. Peki her yıl çok sayıda insan trafik kazasında kaybediyoruz. Trafik kazası çok boyutlu bir olay olabilir. Bu bir dursun. Aşırı hız, kuralların ihlal edilmesi, yolların yetersiz olması ve dikkatsizlik trafik kazalarının neden olabilir. Bak bu da olabilir. Çünkü birden fazla neden saydı. Bak aşırı hız, ihlal, Yolların yetersizliği, dikkatsizlik. Bu da olabilir. Bu bir dursun. Ülkemizde otoyolların daha geniş yapılması trafik kazalarını azaltacaktır. Daha geniş yapılması. Tek bir şeyden bahsetmiş. O zaman bu olamaz. Yolcu otobüslerinin karıştığı kazalarda daha fazla can kaybı yaşamaktadır. Burada da sonuç vermiş. Bak çok boyutluluk dediği için ben burada birden fazla neden olan 5 şıkkını alırsam daha doğru olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Peki 9. soruya geldik. Verilen bu bilgiye göre hangisine ulaşılabilir? Meydana gelen bir yangın olayında sadece ağaçlar etkilenmemektedir. Bu durumun görmediğimiz birçok sonucu da olabilir. Görmediğimiz. Peki hangisine ulaşılabilir bu bilgiye göre? Olaylar sadece insanları etkiler? Tabii ki hayır. Sadece insanları değil bak görmediklerimizi de etkiliyor diye yukarıda vurguladı zaten. Olayların birden çok sebebi vardır. Bu bir dursun. Olayların çok boyutluluk özelliği vardır. Bak bu daha doğru gibi duruyor. Görmediğimiz birçok sonucu, birçok sonuç dediği için çok boyutluluğu daha doğru gibi olabiliyor. Olay sadece olayı yaşayan etkiler tabii ki ait. Bak burada en başta ben A ve D'ye gelirim. Şimdi kalan öğrencilerin büyük ihtimalle B ile C arasında kalacaktır. yukarı okuduğunuzda burada sebeplerden bahsetti mi yukarıda? Hayır o zaman bunu da alamazsınız. Ama birden çok sonucu dediği için çok boyutluluk diyebiliriz. Yani bu sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı olacaktır. 10. soruya geldik. Bu açıklamadan yola çıkarak yargılardan hangisine ulaşılamaz? Futbol müsabakalarında en çok istenen şey herhalde goldür. Gol atan takım sevinirken gol yiyen takım üzülmektedir. Peki hangisine ulaşılamaz? Olaylar karşısında kişilerin tepkileri farklı olabilir. Evet, olabilir. Bak birisi seviniyor, birisi üzülüyor. Demek ki farklı tepkiler var. Toplumsal olayların sonuçlarından bazıları sonuçlarından bazı kişiler zararlı çıkartır. Bazıları kazançlı çıkabilir. Evet gol atanlar kazançlı çıkıyor. Gol yiyenler zararlı çıkıyorlar. Bu da doğru olabilir. Olayların etkisi herkeste aynı değildir. Evet bu da doğru. Kimisini sevindiriyor kimisini üzüyor. Demek ki aynı değil. Bir olayın meydana gelmesinde farklı etkenler neden olabilir. Burada neden diyeceğiz. Ama bak yukarıda nedenlerden bahsetmedi ki. Dolayısıyla burada ulaşamayacağımız D şıkkı olacaktır. Peki geldim 11. soruya. 11. soruda bana diyor ki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Nokta nokta günü tüm dünyada çocuk hakları günü olarak kutlanmaktadır. Bunu bilmeden yapamazsınız. 20 Kasım dünya çocuk hakları günüdür. Dolayısıyla burada sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Sakın 23 Nisan'a düşmeyin arkadaşlar. 23 Nisan Bizim meclisimize açtığımız tarihtir. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'dır. Çocuk Hakları Günü ayrıdır. Çocuk Bayramı ayrıdır. Dolayısıyla burada cevaba A şıkkı diyebiliriz. Peki ilk sayfayı bitirdik. Kaldık 8 soruya. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor mu? Doğrular yapıyor muyuz? Yanlışlarımız varsa sebeplerini anlayabiliyor muyuz? Bunlar bizim için çok daha önemli. Konuyu öğrenmemiz güzel bir şey. Konuyu doğru yapmamız daha da güzel bir şey. Yanlış yapanlar varsa özellikle detaylı anlatıyorum ki sebeplerini fark etsinler diye. Hadi o zaman daha fazla uzatmayalım sözü. 12 devam edelim. Buna göre Ayla hangi alanda sorumluluğunu yerine getirmiş oldu? Ayla ders zili çalınca koridorlarda koşturmadan zamanında sınıfa girdi. Bak sınıfa girdiyse demek ki Ayla nerededir? Okuldadır. Peki Ayla okula karşı sorumluluk mu yapmıştır? Evet, bu olabilir. Ayla aile burada aileyle bağlantılı bir sorumluluğu yok. Arkadaşlarına bağlantılı bir sorumluluğu yok. Akrabalarına dair bir sorumluluğu yok. Burada sınıfına zamanında girmek okula karşı sorumluluktur. Cevabımız A şıkkıdır. Hemen devam ediyorum 13. soruyla. Buna göre Ahmet Bey'in mesleki bir eğitim sonucunda yerine getirdiği rolü. Bak mesleki bir eğitim alıyor sonucunda meslekle ilgili bir rol alacağız. Ahmet Bey bir hastanede doktor olarak çalışmakta Boş zamanlarında eşine yardımcı olmakta, torunlarıyla ilgilenmekte, arkadaşlarına ziyaret etmektedir. Bak Ahmet Bey'in dört tane rolü varmış. Bir, Doktor rolü. 2. Eş rolü. 3. Torunları varsa Ahmet Bey dededir. Dede rolü. 4. Arkadaşlarına karşı da arkadaş rolüne. Bak dört tane rolü var. Ama bize soruda neyi soruyor? Buraya dikkat edelim. Sorunun kökü çok önemli. Mesleki eğitimin rolüdür diyor. Ne okudu Ahmet Bey? Tıp okudu. Ne oldu? Doktor oldu. Peki. Hastalarını tedavi etmesi. Eşine yardımcı olması. Arkadaşlarını ziyaret etmesi. Torunlarla ilgilenmesi. Burada hangisi mesleğiyle ilgili? Mesleği neydi? Doktorluktu. O zaman bu iş işte mesleğine götürür bizi. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak bu soruda da. 14'e geldim. Her çocuğun sağlıklı beslenme, barınma ve iyi bir eğitim alma hakkı vardır. Çocukların bu hakları yeterince korunmaması Hangisine neden olmaz diyor? Çocuklar eğer eğitim hakkı alamazlarsa eğitimsiz kalırlar. Çocuklar başarısız ve mutsuz olur mu? Evet, çünkü barınma ve beslenmeyi sağlayamayan çocuklar temel ihtiyaçlarından uzak kaldıkları için mutsuz olacaklardır. Çocuk sayısının artmasının burayla pek bir bağlantısı yok. Eğer çocuk iyi beslenemezse sağlığı da bozulur. Demek ki bu da olur. Ama neden olmaz dediği için yukarıyla bağlantılı olmayan sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. 15. soruya geldim. Aşağıdaki durumlardan hangisinde çocuk haklarının ihlali söz konusudur? İhlal çiğnenmesi demek arkadaş. Arkadaşlar çiğnemek. Tamam mı? Şimdi bakalım çocukların okul, okula kazandırılması için çeşitli kampanyalar düzenlenmesi çocukların hangi haklarını almasıyla alakalıdır? Eğitim. Burada bir ihlal yok. Demek ki ihlal değil bu. Çocuklara karşı çocuklara koruyucu aşı uygulaması. Burada çocuklar hangi hakkını alıyorlar? Sağlık hakkını alıyorlar bak engellenseydi ihlal olurdu. Bakıma muhtaç olan çocukların devlet kontrolü altına alınması bu barınma ihtiyacı ile alakalıdır değil mi? Ya da yaşamaya da girer. Demek ki bu ihlal değil ama kız çocuklarının okula gönderilmemesi bu çocukların hangi hakkını engeller? Eğitim hakkını bakın dikkat edin engeller. Çünkü göndere, gönderilmiyorsa o çocuk eğitimini alamayacaktır. Yani... Burada eğitim hakkı ihlal ediliyor demektir. Sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. 16'ya geldim. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisi Bahadır'ın evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz? Hadi bakalım Bahadır'ın evdeki sorumluluklarından. Sabah odasını sabah uyandığında yatağını düzeltmek evet Bahadır'ın evdeki sorumluluğudur. Eğer Bahadır odasını düzeltmezse anne terliği gibi bir tehditle karşılaşabilir. Arkadaşlar sorumlulukla ilgili ne demiştik? eğer yapılmadığında karşılığında olumsuz bir durum sizi bekliyor. Odanızı toplamazsanız anne terliğini görebilirsiniz. Ya da anneniz en azından size kızabilir. Demek ki bu bir sorumluluk. Odasını temiz ve düzenli tutmak evet bu da yine aynı şekilde sorumluluk. Tutmadığı zaman karşısında bir olumsuzluk olabilir. Yemek için sofranın hazırlanmasına yardım etmek yine bak bu evde dedi zaten. Evdeki bir sorumluluk. Evet bu da doğru. Ama ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak. Ya Bahadır 5. sınıfa gidiyor. Her çocuk kaç, kaç, yaşına kadar çocuktu her insan? 18 yaşına kadar. Bahadır daha 11-12 yaşında. Ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını nasıl karşılasın? Bu evdeki bir sorumluluğu olamaz. Cevap D şıkkıdır. 17'ye geldik. Aşağıdaki aşağıda verilenlerden hangisi? İlkokul öğrencisi ailenin haklarından biridir dedi. Peki haklarından. Bakalım. Sabah kalktığında yatağını toplamak. Toplamadığımızda ne olur? Bize kızılır. O zaman bak burada ceza var karşılığında. Bu demek ki hak değil. Bu neymiş? Sorumluluk. Tamam. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalamak. E bu da sorumluluğu. Yapmadığı zaman dişleri fırça dişleri çürür. Hastaneye gider, dişi çekilir falan. Bak bir olumsuzluk var. Evet. Okuldan eve geldiğinde oyun oynamak. Bak oyun oynamak onun bir hakkıdır. Oyun oynamadığı, oynamadığı zaman kimse ona kızar mı? Yok kızmaz. Demek ki bir ceza yok karşılığında. Okul bahçesinin temiz olması için özen göstermek. Bu da sorumluluktur. Eğer okulun bahçesini kirletirse kızılabilir ona değil mi? Demek ki bak burada sorumluluk dediğimiz şey neymiş? Karşılığında bir olumsuzluk bizi bekliyor ama soruda neyi sordu? Hak sordu. Sorumluluk, sorumluluk, sorumluluk burada ne var? Hak var. Oyun oynamak bir haktır. Geldik. 17'yi de bitirdik. 18. Bu paragrafta olayların hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Her olayın siyasi, sosyal, ekonomik ve benzeri nedenleri olabileceği gibi aynı şekilde sonuçları da olabilir. Örneğin köyden kente göçün nedenleri, tarımda makinelaşma, tarlaları miras yoluyla küçülmesi, ailevi sorunlar, köyde eğitim ve eğitim gibi imkanların yetersiz olmasıdır. Bak kaç tane sebep saydı? 4. Sonuçları ise bunu da maviyle çizeyim. Aşırı göç, çarpık kentleşme, altyapı sorunları, işsizlik. Bak kaç tane de sonuç yazdı? 4. Ben hemen buradan direkt cevabı aslında kestirebiliyorum. Demek ki bir olayın birden fazla nedeni 4 tane kırmızı ile çizdim nedeni var. 4 tane de mavi ile çizdim sonucu var. Bir olay çok boyutlu olabilir. Değil mi? Olaylar tek bir neden. Bak 4 tane neden saymış. Yanlış. Her olayın sonucu aynıdır. Bak 4 tane sonuç var. 4'ü de birbirinden farklı. Aynıdır yanlış. Olayların sonuçları her zaman olumsuzdur. Hayır. Her zaman olumsuz değil. Olumlu sonuçları da olabilir. Mesela işsizlik olumsuz bir sonucu. Aşırı göç olumsuz bir sonucu. Bunlar tamam olumsuz da olumlu da olabilir. Peki burada bizim cevabımız ne olacak? Olaylar çok boyutludur. Bak 4 tane neden 4 tane sonuç. Demek ki birden fazla neden birden fazla sonuç çok boyutluk. Soru 19. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesinde çocukların hangi haktan yararlanmasından bahsetmektedir? Şöyle sarı fosforlu alayım oradan çizeyim. Taraf devletler çocuklara tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetleri veren kuruluşlardan yararlanma hakkı tanır. Taraf devletler hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerine yararlanma hakkından yoksun bırakılmaması güvence altına almak için çaba gösterirler. Ya hemen bak anahtar kelimemi gördüm ben. Tıbbi diyor, tıp diyor, tıp. Tıpsa o zaman nedir? Sağlıktır bence. Beslenme, eğitim, kişi dokunmazdı, olamaz. Çocuk Hakları Sözleşmesi 24. maddesi tıbbi bakım dediği için sağlık olur. Bak bunu ezberlemeniz gerekmiyor ama şuradaki tıp kavramından yola çıkarak demek ki bizim sağlık hakkımız var diyebilmeniz lazım. Bu bir ezber bilgisi değil. Peki geldik. Ünitemizin değerlendirmesinin son sorusuna 20. soru. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen kabul edilmiş olan çocuk hakları da, dair sözleşme ülkemiz tarafından da imzalanmıştır. Bu durum hangisini gösterir? Demek ki bizim ülkemizde çocuk haklarını koruyor demektir. Bakalım çocukların her istediklerini yapabilecekleri. Ya tamam çocuklar istediklerini yapabilir de her istediğini de yapamaz yani. O zaman yanlış. Birleşmiş Milletler'in sadece çocukları savunduğu böyle bir şey de buradan çıkmaz. Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildi. İşte bak bu çıkar. Niye biliyor musunuz? Çünkü çocuk hakları sözleşmesini Türkiye imzaladıysa demek ki ülkemizde buna önem veriyor demektir. Çocukların kendi haklarını koruyabilecekleri, kendi haklarını koruyabildikleri değil kim koruyor? Birleşmiş Milletler. Yani bu da olamaz. Sorumuzun doğru cevabı buradan dolayı C şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, böylece 20. soruyu da tamamlayarak sosyal bilgiler dersimizin 1. ünitesinin değerlendirme sorularını tam anlamıyla bitirmiş oluyoruz. Umarım üniteyi çok iyi anlamışsınızdır. Umarım çözdüğümüz sorularla da ünitede herhangi bir eksiğiniz kalmamıştır. Doğru yanlış sayılarınızı çok merak ediyorum. Videonun yorum bölümüne eğer doğru yanlış sayılarınızı yazarsanız tek tek okumaya da çalışacağımı söyleyebilirim. Bundan sonra da işte bu şekilde hem konuları işleyeceğiz hem de ünitenin sonunda bir ünite değerlendirmesiyle ünitemizi pekiştireceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur diyerek videomuzun artık sonuna gelebiliriz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere. ikinci üniteye geçeceğiz. Lütfen ikinci ünite videolarımızı kaçırmayın. Çok önemli.